Herkese merhaba. Bugün Barney ile ilgili sizin merak ettiğiniz soru cevap videosunu yapacağız. YouTube'dan ve Instagram'dan gelen soruları tek tek cevaplayacağız. Aynı soruları tekrar tekrar cevaplamayacağız. Evet. Hepsini birleştirdik. Instagram'dan da çok soru geldi, YouTube'dan da çok soru geldi. Ortak soruları hep beraber cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. O zaman ilk sorumuzu soruyorum. Benim 2,5 aylık border collie'm var ve çiş pedini kemiriyor. Nasıl engelleyebilirim? Barney de yapmıştı. Evet, çiş pedini sıkıldığı zaman kemiriyordu. Çok yalnız bıraktığımız zaman eğer sıkılırsa çiş pedini kemirme huyu vardır. Burada biz nasıl bir çözüm bulduk? Devamlı ilgilenerek, çok da abartmadan o çiş pedini parçalayacağı zamanı zaten ortalama öğrenmiş olduk. Çiş pedini parçalamadan zaten dışarıya alıştırdık. Evet ve çok sık değiştiriyorduk. Barney zaten çok rahatsız oluyordu. Çişini ve kakasını yaptığı zaman hiç orada durmak istemiyordu. O yüzden yapar yapmaz değiştiriyorduk. Çok sık değiştirerek engel olduk diyebiliriz aslında. Evet. Ama yine de sıkıldığı zaman yapıyor yani. Çocuk bu, büyüyünce geçer. İkinci sorumuza geçiyorum. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyoruz. Şu ana kadar masrafları ne kadar tuttu? Biz de haftaya bir border collie düşünüyoruz. Ne kadar tuttu? Bunu hiç hesaplamadık. Keşke soruya baksaymışım. Bunu hiç hesaplamadık. Aslında bu kişiden kişiye de değişiyor. Gittiğiniz veterinerden kullandığınız mamaya. Bazı veterinerler muayene ücreti alıyor, bazıları almıyor. Aşılar zaten ortalama fiyatları belli. %150 TL arası değişiyor zorunlu aşıları. 2 aylık itibariyle biz sahiplendik. Ondan sonra her hafta bir aşısı oluyor. 1 ay boyunca bir kere onu düşünebilirsiniz. 1-1,5 ay boyunca, neredeyse 2 ay boyunca mıydı tabii, hatta? Tabii neredeyse 2 ay boyunca. 2 ay boyunca her hafta bir aşısı oluyor. Buna da 100-150 liradan hesaplarsanız 8 hafta gibi bir sürede işte zorunlu olan masrafı o oluyor. Onun dışında kullandığınız mama, kullandığınız ürünler hepsinin uygunu var, pahalısı var. Bütçenize göre hesaplayabilirsiniz. En pahalısı olsun demedik ama kaliteli olanlarını kullandık. Yani bizim kullandığımızdan çok daha pahalısı da var, çok daha düşüğü de var. Araştırıp yorumlara göre Barney mikrofona dolandı. Çok dolandı. Dur oğlum dur. Yorumlara göre en kaliteli olanını ve ona en yarayacak olanını seçmeye çalıştık. Bu arada en pahalı ürün en iyi üründe demeyelim. Bazı ürünler alerjik olabiliyor. En pahalısını alsanız da bazısında da en ucuzunu aldığınız zaman daha yararlı oluyor. Bu sizin kendi karar vereceğiniz ve köpeğinize uyum sağlayacak ürünle ilgilidir. Kesinlikle öyle. Hatta Barney'e aldığımız ilk 3 mamayı değiştirdik. Onlar da gayet kaliteli mamalardı ama alerji yaptı. Değiştire değiştire sonunda hangisinin iyi geldiğini bulduk. Diğer sorumuz, bahçede mi besliyorsunuz? Hayır. Evde besliyoruz. Ama bahçede besliyoruz diyebileceğimiz kadar çok dışarı çıkartıyoruz. Kesinlikle. Parka gidiyoruz, ormana gidiyoruz şu an olduğu gibi. Tatilleri bahçeli bir yerde yapmaya çalışıyoruz. O şekilde onun dışarı ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Tam üstüne denk gelen bir soru. Apartmanda border collie bakacaklar için tavsiyeler verir misiniz? Verebileceğimiz bir tavsiye var mı? Sık sık dışarıya çıkartmak. Sık sık dışarı çıkartırsanız yorgunluğunu ve enerjisini dışarıda atar. Zaten onun için faydalı olanı bu. Bir border collie'nin ihtiyacı olan şey eğitim ve dışarıda enerjisini atmak. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Ne kadar dışarı çıkartırsanız evde o kadar sakin, uslu. Yatar, uyur. Siz ne kadar yorarsanız dışarıda, evde devamlı o kadar uyur. Ama apartmanda genel itibariyle daha çok ilgi istiyor diyebiliriz. Bir de şu algı var. Apartmanda havlar avlamaz, hemen işte yanına gideyim, komşular rahatsız olur diye çok fazla ilgi gösterip bu sefer yalnız kalmamaya alışıyor köpekler. Belki apartman sakinlerinden rica edip bana bir ay müsaade eder misiniz, köpeğimi alıştıracağım, havlarsa kusura bakmayın gibi davranılıp, rica edilip daha doğrusu köpeğiniz havlasa bile onu eve alıştırabilirsiniz. Buna kesinlikle katılıyorum Gözde'nin dediğine. Siz ne kadar çok havladığında ona ilgi gösterirsiniz, siz evden gittiğiniz zaman da o kadar çok yalnızlıktan korkacak ve havlayacaktır. Burada biraz zamana da bırakmanız gerekiyor.
Barney'nin bir ay sürmüştü o durumu. Eve geldikten sonra zaten o sıralarda havlarken sesi bile çok az çıkıyor. Yani kimi rahatsız edebilir ki 2,5 aylık bir köpek? Yine de hani rahatsız olacak endişesi varsa belki rica edebilirsiniz komşularınızdan onu eve alıştırana kadar. Bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar ben de köpek sahipleneceğim. Sizce Border Collie mi yoksa Golden mı? Bizce Border Collie ki şu an yanımızda. Bizce de Border Collie. Barney var. Şöyle bir şey var. İki köpek de çok güzel köpekler. İkisi de çok insanla yaşamaya uyumlu köpekler ama bize göre Golden daha büyük bir köpek oluyor. Daha kilosal da büyük oluyor. O kadar büyük evimiz küçük olduğu için o kadar büyük bir köpeğe ayırabileceğimiz alanımız yok. Bir de biz daha çok böyle eğitimsel aşamalar yapmak istediğimiz için Border Collie tercih ettik. Bizim hayat tarzımıza daha çok uyumluydu. O yüzden biz Border Collie'yi tercih ettik. Kesinlikle öyle. Sizin hayat tarzınıza hangisi uyuyorsa. Border Collie'lere göre Golden'lar biraz daha tüy döküyorlar. Biraz daha kilolu oluyorlar. Daha çok yatıyorlar. Tabii ne nasıl yetiştirirseniz öyle oluyor. Bir Border Collie'yi de bütün gün evde bırakırsanız o da yatar. Ama bu onun tabii genetiğine aykırı bir şey olur. Biz o nasıl mutlu olacaksa öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden biz Border Collie seçtik. Köpek çok güzel maşallah. Teşekkürler. Safkan mı yoksa kırma mı? Kulaklar eğik oluyor. Safkan olanlar da galiba. Sen açıkla. Orada şöyle bir durum var. Barney anne baba safkan bir Border Collie. Kulak sorununa gelirsek şöyle. Bazıları dik kulak oluyor. Bazıları ise kırık kulak oluyor. Dilerseniz sonradan kulağını kıkırdağını kırdırıp tekini düşürebiliyorsunuz. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. Bazı insanlar bunu yapıyor. Sakız bağlayanlar varmış duyduğumuza göre. Yani daha tatlı olsun diye yapıyorlarmış ama hayvanın herhangi bir yerine zarar vermek daha tatlı görünüyor diye bence yanlış. Yani bizce yanlış. Biz Barney'i hiç ellemedik kulaklarını. Nasıl olacaksa öyle olsun diye. O da dik kulak olmayı tercih etti. Şu anda kulakları dik. Belki ileride düşerse bilmiyoruz ama veteriner düşmeyeceğini söyledi. Bu şekilde kalırsa daha sağlıklı olacağını belirtti. Biz de o yüzden bu şekilde bıraktık. Ama özellikle 2,5-3 aylık itibariyle hiç kulaklarını sevdirmedik insanlara. Bazıları çok bastırarak seviyor. O zamanlar çok yumuşak olduğu için kırılabiliyormuş. Ne arıyorsun acaba Barney? Define bulacaksan bize de söyle. Bu şekilde yani kulağının eğik ya da dik olması saf ırk belirtisi değil. Merhaba. Barney'i kaç haftalıkken aldınız? 8 haftalıkken aldık. Evet, 2 aylıkken. Zaten 2 aylıktan öncesi de önerilmiyor. Anneyle daha çok vakit geçirsin, kardeşlerinle daha çok vakit geçirsin diye. Abi sana diyor. Bana. Köpeğine ne eğitimleri vermeyi düşünüyorsun? Köpeklere ne eğitim veriyoruz köpeğimize? Otur, kalk, yat, bekle. Bunlar standart eğitimlerimiz. Genel itaat eğitimi yani. Genel itaat eğitimi. Barney yeter hadi gel. Onlarca birkaç tane trik öğrettik. Bacaktan geçme, etrafımıza dönme, kendi etrafına dönme, frisbee yakalama gibi eğitimleri veriyoruz. Çok şov eğitimi vermeyi düşünmüyoruz şu anda. Belki yaş ilerleyince onları düşüneceğiz ama. Şu anda en sevdiği şeyler zaten topla oynamak, topu getirmek. Frisbee hastası. Frisbee'yi çıkartınca ortaya dünya duruyor. Frisbee'yi yakalıyor. 7 aylık olduğu için yavaş yavaş frisbee'ye geçtik. Onun öncesinde daha önce bir videomuzda söylemiştik galiba. Çok önerilmiyordu. Düşerken kendini toparlayamaz, bir yerini sakatlayabilir diye. Bu şekilde büyüdükçe biraz daha hafızasal eğitimler de vereceğiz. Şimdi unutabiliyor, tekrarlıyoruz ama. Ama çok çabuk da kapıyor. Evet, gerçekten çok hızlı öğreniyor. Barney sahiplenirken Border Collie'lerin yaramaz bir ırk olduğunu biliyor muyuz? Biliyorduk. Yaramazdan çok eğitime ihtiyaçları olan ve çok enerjik olduklarını biliyorduk. Zaten Barney de çok 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 yaramaz değil ama enerjisini atmak istiyor. Mama seçer misin diye Barney'e sormuşlar. Barney mama seçer misin? Şu bakış seçer mi sence? Hiçbir şekilde mama ayırt etmiyor. Yemek ayırt etmiyor. Her şeyi yiyor. Ne versek yer ama vermiyoruz tabii ki. Şu an sadece kuru mamayla besliyoruz ve arada yaş mama veriyoruz. Kedilerle anlaşabiliyor musun? Bu soru da sana gelmiş direkt. Kedilerle anlaşmak istiyor ama kediler onunla anlaşmak istemiyor. Barney kedilerle oyun oynamak için koşuyor fakat kediler saldırıyor. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Kısırlaştırmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz şu an için. Zaten çok küçük, 7 aylık henüz. Bacağını kaldırarak bile çişini yapmıyor. Yani daha
yapan bir ergen, bir erkek sayılmaz. Ama sonrası için de henüz düşünmüyoruz. Eğer böyle bir zorunluluğumuz olursa, sağlıksal bir problemi olursa o zaman düşünebiliriz. Tuvalet eğitim dönemi zor muydu? Zordu. Zordu. Kolay değildi. Çünkü biz 4. katta oturuyoruz ve günde kaç kere çıkartıyorduk tuvaleti? Yani şu anda günde 3 kere çıkartıyoruz. Sabah öyle akşam çıkıyor. Eğitim dönemindeyken. Eğitim döneminde dışarıda 2,5-3 saat geçirdiğimizi hatırlıyorum ben. Ve Barney tuvaletini yapmıyordu kesinlikle dışarıya. Devamlı evi bekledi, evde pedine yapıyordu. O dönem biraz sancılı geçti diyebiliriz. Zordu. Sonrasında da çok sık sık çıkarttık. Pedi yapmadan hemen dışarı çıkartıyorduk. O da günde bir 7 kereyi buluyordu. Dışarı çıktığında eğer yaparsa ödül mamasıyla ödüllendiriyorduk. Bu şekilde dışarıya alıştırdık. Şimdi kesinlikle eve veya ev olan herhangi bir yere yapmıyor. Ama bir ay bir zorunlu bir zor süreç var. Bir ay sonra her şey çok oturuyor. Çok zor bir süreç. Son sorumuz da Border Collie'lere göre fazla mı uslusun acaba? Uslu musun bu? Yani orada bir şeyler kemirirken çok uslu durmuyor ama evde uslu duruyor, dışarıda ve arkadaşlarının yanında kuduruyor. Şöyle bir şey var, çok fazla dışarıya çıkartıyoruz. Yorduğumuz için belki de o kadar uslu duruyor. Çünkü başka bir Border Collie sahiplenmedik. Sadece etrafımızdaki insanlar çok uslu olduğunu söylüyor. Belki de bu açıdan şanslıyız diyebiliriz. Sorularımız bu kadardı. Aklınıza gelen başka merak ettiğiniz sorular varsa yine yorumlara yazın. Oradan da cevaplarız. İleride başka bir soru cevap videosu da çekeriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.